Şimdi biz devam edeceğiz gündemi konuşmaya ama zaman zaman da kameralarımızı çevireceğiz Mescid-i Aksa'ya. Orada neler yaşanıyor? Bugün gerçekten 11. Cuma'da en sert aslında ve en uzun müdahaleyi görmüş olduk. Saatlerimiz şu anda neredeyse 1.30'u gösteriyor ve bu saate kadar da sürmüş oldu. Yaklaşık 1 saattir deniz bölgeden tüm detayları, tüm başlıkları bizlerle paylaştı. Şimdi devam edeceğiz gündemi konuşmaya. Önümüzdeki dakikalarda tekrar çevireceğiz diyelim. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla Gazze'deki olayları kısıtlamaya çalışan DEM Partili vekillere tepki gösterdi. Biz yıllardır sınırın ötesindeki silahlı tehditle mücadele ederken hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız dedi. Özellikle Türkiye'nin sınır ötesi Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlarla Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Yani biz yıllardır Türkiye olarak sınırın ötesindeki silahlı tehditle mücadele ederken hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. PKK... Ben yıllardır sınır ötesi harekatları içerisinde bulundum. Sınır ötesi harekatların içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı konusunda bir şey olmadı. Şunu da açıkça söylemek istiyorum. PKK terör örgütü silahlı tehdit varlığını devam ettirdiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz ve meşakkatli bir istihbari süreçten geçiriliyor. Şu ana kadar vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu örgüt mensubu değildir diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.